Ay canım bir şey çekti herhalde. Yapabilir miyim size? Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Gel. Şehri. Efendim? Talibim var. Biraz daha ortaya gel. Lojadan bir damat adayı gelecek. Acaba kim olabilir? Bak şimdi loja kaynamaya başladığına göre herkes daha konuya vakıf değil. Bilenler asla söylemesinler. Bilmeyenler. Herkes kendinden şüpheleniyor. Durum o kadar feci. Esra abla. Efendim? Piknikte bir kişiden şüphelendik ama ben o diye tahmin ediyorum. İsim vermeyeceğim. Ne yapıyorlardı piknikte? Hayır yani, o değil. Yani sen olmamalı. Biliyorsun o zaman şehri. Hayır ben bilmiyorum da hani yok yani. Geçen piknikte Efkan abimle biz biraz dans oynadık da. Efkan onu diyor abi, herhalde. Hayır canım ben Efkan abiden bahsetmiyorum o zaman bilmiyorum. Anda. Hani böyle pek bir yakın gibi gördüm ben. Esra abla gelecek kişiyi ben biliyorum isim vermeyeceğim ama pazartesi olsun diye çok bekledi. Vay o ana, kadar. O kadar. Gelecek kişi olsun diye dualar şu an çok etti. Bekledi. Arda ne oldu Tarık? Bak Serhat kuduruyorlar üçü. Esra abla hazır gerçekten biz otelde yanındaydık. Heyecandan bayılmak üzere şu an arkada. Kendisi aynı şekilde hayatın, ve hayırlısı olsun diyoruz inşallah hakkında. Kendisi. Hayatının şehri, anlamı. Evet Şehri Hanım onun hayatı. Evet. Peki hayatının anlamı geliyor. Bir görelim bakalım gelsin kim o. Gelsin bakalım kimmiş al, acaba. Isarla. Biraz daha orada yaşa. Çift oldular. Hüseyin ne oluyor? İyi abla siz nasılsınız? Nasılsın demedim ne oluyor dedim. Yani kapıdan girince biraz heyecanlandım ama ilk defa oluyor herhalde böyle bir şey. Tam emin değilim. Nasılsınız Şehri Hanım? İyiyim. Hüseyin Bey siz nasılsınız? Bu arada Tarık ve Yılmaz. Çıkarken izledim de bayıldı falan demişsiniz. Seni ne kadar seviyoruz biliyorsunuz. Olmuş karizmayı mu? Çizdiriyorlar mı? Ya dur bir orada bir şey dönüyor. Hüseyin her sabah Hüseyin, bize soruyordu. Hüseyin abi. Hüseyin oğlum. Abi. Söyle. İki günden beri uyuyamıyordun hadi al git. İki gündür uyumama sebebim artık farklı da şey tabii Şehri Hanım'dan hoşlandığım için değil hastaydım biraz. Ama. Yapma abi. Olmaz ama öyle. Kalkıp gideyim yani o ne öyle. Erkekler niye böyleler yani onun için de uyumuyor olabilir. Ya ama cuma günü dedi ya duygular karşılıklı diye. Evet. Ya ben de otele gittim. Evet. Yani tam odada biraz düşünüyordum. Ya dedim Şehri gerçekten güzel bayan dedim yani aslında neden yazıştık, konuştuk. Bilmiyorum yani Şehri Hanım da isterse bir evlilik yolunda tanımak isterim. Hüseyin, ben bu kadar damat adayını çözdüm. Bir seni çözemiyorum oğlum. Alkış. Vallahi çözemiyorum ya. Artık Esra abla, çözülür inşallah. Ama. Ben ha? Söylemiştim zaten. Ne demiştin? Perşembe günü, yok cuma günü söylemiştim evet. Ben. Hüseyin demiştim, yani tamam bir şeyler hissediyor ama Şehri daha fazla hissediyor daha diye. Daha yoğun duyguları. Yoğun. Locada da zaten kaynaşmak için sürekli locada oturmak istiyordu Şehri. Bak bak. Yani ben söylemiştim varmış, bunu. Bir saniye bir hatırlatmamız varmış. Locadan mı bu görüntüler? Onlar hani yayında biz normal yayınımıza devam ederken bakın onlar nasıl takılıyorlarmış locada. Çok merak ediyorum. Yani gelen nasiplerini elinin tersiyle itiyorsun.
Bir gün koca dünyada yapayalnız kalacaksın. Ben sana bunu söylüyorum. Hayır kalmam Hüseyin Bey. Ben zaten bir evlilik geçirdim zamanında. Ama sen herkesi keçip atıyorsun. Sen ne istiyorsun? Ay, elektrik alamıyorum. Ne yapayım ama? Şehri Hanım'ın Hüseyin Bey. Hayır ya öyle bir şey yok. Valla böyle bir şey ben de hissettim açıkçası senden. Ama benim, senin sanki yoktu bana benim, karşı. Şimdi benim ağzımı açtırma lütfen burada. Hiçbir şey tek taraflı değildir Hüseyin Bey. Şimdi öncelikle ben Şehri'den o şeyi aldım ama ben Şehri'ye kırmızı ışığı yaktım. Burada dur dedim ben. O yüzden yalan konuşma. Benlik bir şey yok. Tek taraflı Hüseyin Bey. Lütfen kendini savunma. Şehri, benim duygularım olsa çıkarım yanına gelir otururum. Sevgili seyirciler. Biraz önce ekrana gelen görüntüler Perşembe gününe ait bir tartışmayla aslında böyle ince bir dokunuşla başladı. Sonra da o kızgınlıkla bütün her şey ortaya çıktı. Kırmızı ışık yaktım demişsin, şimdi yeşilde misin? Sarıda şu an abla, beklemiyorum. Nasıl sarıda? Yeşil yanıyor tabii şu an. Yeşil olmasa bu koltukta olmam zaten. Değil mi Şehri? Tabii ki de. Ben de şöyle bir şey söyleyeyim o zaman. Cuma gününkü itirazımı geri alıyorum. Hangi itirazını? Hüseyin, yani hayır, evet Hüseyin Bey'den hoşlanmadığımı, hani dedim ya hayır diye. Evet. Bir çay içelim, nasıl kısmet bu işler? Esnadım. Peki bir şey söyleyeyim ama locadaki herkes söyledi ki Şehri'nin Hüseyin'e olan duyguları daha yoğun. Doğru bu? Doğru. Evet. Esra abla öyleydi ama kız evi naz evi ya. Şehri kendini geri çekti yine de. Hüseyin'den bir adım bekledi, bugün de onu görüyoruz. Biz de o adımı attık. Esnadım. Piknikte, sen yoktun piknikte tabii Fırat abi, söyle. Hüseyin her sabah giyinir, çıkar şey, cama otelde, oldu mu diye Sara, Serhat'a sorardı. Ben de şimdi locadaki arkadaşlara soruyorum. Olmuş mu? Oldu mu bu arkadaşlar? Bir saniye, sen çıktığın dakika itibariyle en üst senin suratın düştü, niye? Ya suratım düşmedi de Hüseyin şimdi... Ya nasıl fark ettiniz Esra Hanım? O ay ya Hüseyin nasıl başarabiliyorsun çünkü bunu? Yani mesela her ay, her hafta birine aşık olabiliyorsun. Bu beni ya kusura bakma ama. Kusura bakma ama. Ya, Enis abi. Ya ben şehriye... Kardeşim ben buna Enis hakikaten abi, bak, çok Enis şaşırıyorum. Enis abi bir saniye. Seni severim sayarım ama bu hoş bir yorum olmadı. Ben aşığım seni seviyorum demedim. Sadece... Tanımak istiyorum, duygular var. Bende de biraz oluştu dedim. Senin şu an yaptığın yorum çok gereksiz. Pekala, milletin bunun... ağzına şey veriyorsun yani. Hayır ama bunun altında başka bir sebep çıkarsa ya daha sonra. Nasıl bir sebep? Başka bir sebep. Söyler nispet, misin? Açık olarak nispet kıskandırmak. Bana açıkça gibi sorabilir misin? Ya bunu ben düşünüyorum. Bu sen, benim sana abi olan şahsi kötü şey değil. Bunu kötü tamam, algılama. Açıkça söyle burada kimseden bir şey çekinmiyoruz. Buyur Hüseyin, dinliyorum. Ya ama bunun bir nispet olduğu, bir kıskandırma olduğunu düşünüyorum. Kime mesela olarak nispet? Bilemiyorum. Onu bekleyeceğiz, göreceğiz. İsim verir misin isim? Ya hayır ama ben seni şimdi... Abi bak ortaya bir şey atıyorsun, çekilme kenara. İsim istiyorum senden, isim yani ver. Onu ama bekleyeceğiz, göreceğiz ama ben Enes ismi abi zaten herkes biliyor locada. Benim söylememe gerek yok Esra Hanım. Abi isim vereceksin, ben bilmiyorum. İzleyenler isim de görüyor. İsim istiyorum. Senin şu an aklında biri var mı yok mu? Aklımdaki oturuyor şu an burada. Tamam o zaman hayırlısı olsun hayırlısı inşallah. Hayırlısı, teşekkür ederim. Allah tamamını erdirsin. Hüseyin her zaman doğrusunu yapıyor. Yani locanın arkasında iş çevirmiyor. Kimden hoşlanıyorsa alıyor çıkarıyor. Abi bence doğru olan bu değil miydi? Evlilik programı değil mi? Biz birilerini tanımak yani için buradayız. Ama çok hoş değil yaptığın yorum. Yani... Zeynep'i kastediyorsan ben Zeynep'i kıskandırmak için... Ya daha doğru şöyle diyeyim. Bir bayanı kıskandırmak için bir bayana nispet olsun diye çıkmam, öyle bir karakterim yok. Beni 5-6 aydır tanımamışsın. Çok kırgınım sana, bunu bil. Neyse ben seni gönlüne alırım, sen kırılma ama. Bir şey diyeceğim, hayır söz hakkı benim şu anda. Evet buyurun. Hüseyin Bey, telefonundan Zeynep'in resmini kaldırdın mı? Kaldırmasam burada oturmazdım. Teşekkür ediyorum. Göster. Şarjım yok şu an, kapalı telefonum. Ya abla gelirken telefonu ben kapalıyorum, geliyorum buraya, aranan varan olur yani, o yüzden. Sessiz alabilirsin mesela, ben sessiz alıyorum. Ya sen nasıl bir soru soruyorsun, Zeynep'in resmini kaldırdın mı diye. Zeynep ama orada şu oturuyor an bana çıktın sen. Benim duygularım olduğu için ve senin de beni tanımadığın için... İyi de ben birine bir şey mi dedim? Ben senden o ışığı aldım, yanına geldim dedim. Koltukta oturuyorsun dedim. Şehri eğer kaldırdım diyorsa kaldırmıştır. O ayrı bir konu ama... Niye sinirlendin? Evet çok sinirlendim. Daldan dala meselesi oldu gibi. Ben hoş almıyorum bu kelimeden. Ya geçenlerde cit olayı oluyor. Biz arkadaşız bu hocada. Herkesle samimi oluyoruz. Cit olayı. Şimdi bu arada citi de bilmeyenler... Bu Esra'yla oldu bir son haftalarda sürekli cit kelimesi geçiyor.
Cid Caner Instagram timi demek. Şehri sana bir şey sorabilir miyim? Yaramazlık yapanlar, görüşenler falan olursa Cid'e takılıyorlar. Abi, Zeynep al, söz git. Almak istiyorsun. Gerçekten mi? Esra Hanım, o gün ben konuşmuştum burada. Siz bana biraz kızdınız sanırım. Böyle böyle yaptınız ama şu an... Ha yok, sen az değilsin gibi söyledin. İşte az da değilim. Şimdi gördük kimin az olmadığını. Beyefendiye ben mutluluklar diliyorum. Gerçekten teşekkür ederim. Hanımefendi de... Niçin teşekkür ediyorsunuz? Yani yakamdan düştüğü için. Hanımefendi de ekrandan resmini... Hayırdır, senin yakanla olan kim? Ekrandan resmimi indirirse, senin resmini silerse... Ben de işte düşünebilirim dediğini söylemiştim o gün. Düşünebilirim diye her zaman bir tabi anladı. Değil, hayır. Demek ki senin aklında o vardı yani. Kalbindeki Zeynep vardı yani. Zeynep, sana son bir şey söylüyorum. Şu anda gerçek ortaya çıktı. Zeynep. Beyefendi sen herkese yeşil mı? Işık yakıyor zaten. Nasıl? Rahatladın mı? Ben rahatladım Esra Hanım. Gerçekten peki. Rahatladım. Zeynep, sana ben bir şey söyleyeyim mi? Hüseyin. Sen dünyanı... Bir şey söyleyeceğim abla Zeynep'e son kez. Hayır şehriyle konuşuyorum ben. Sen dünyayı etrafında dönüyorsun sanıyorsun. Oysa sen dünyanın etrafında dönüyorsun. Şu an yorumumu yapmadım. Şehri ben resmini indirdi diyorsun ya. Yani onu zaten istiyordun sen. Şu anda bence tanı beyefendiyi. Resmi de siler zaten. Umarım silersin. Sildim. Süreden dolayı reklama gidiyorum ben. Yani reklama gitmeden önce. Bir şey daha açıklamak istiyorum ben. Sizi biraz sonra konuşacağız. Sizi şimdilik uğurluyorum. Enteresan bir ikili oldu sevgili seyirciler. Buyurun.